Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nevşehir'in, Kapadokya'nın tarihine küçük bir yolculuk yapacağız. Videoya geçmeden önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi seyirler. Nevşehir, Muşkar adlı bir köyken adını Farsça yeni anlamına gelen Nev'den alarak türetildi. Nevşehir, 6429 sayılı yasa ile 20 Temmuz 1954 tarihinde il oldu. Çeşitli dinlere sahip insanların hoşgörüsü içerisinde bir arada yaşadığı Nevşehir'de Osmanlı döneminde bölgedeki Hristiyanlar da kiliseler inşa ettiler. Bugün bu kiliseler barışın en güzel simgelerindendir. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli aşka dair söylediklerini, insan sevgisini, sıcaklığını, ışığını bu topraklar üzerinde yaydı. Osmanlı döneminin ünlü satrazamı İbrahim Paşa da bu topraklarda doğdu. Yaptığı imar hareketleriyle bugünkü Nevşehir'in temelini attı. Şehir dokusunun en elverişli yerine damat İbrahim Paşa Külliyesi'ni inşa ettirdi. Bir zamanlar güzel atların yetiştirildiği bu yöre bugün geleneksel el sanatlarını da içinde barındırdı. Yöre sanatçısının Kızılırmak kenarında getirdiği toprakla hassas parmakları sayesinde çamurun içinde saklanan güzelliği bulup çıkarttı. Dedesinden aldığı geleneği geleceğe taşıdı. Dört mevsimi de birbirinden güzel olan Kapadokya'da kış mevsiminde çok yağan kar peri bacalarını tıpkı bir dantel gibi örter. Baharda ise açan gelincikler ve yabani bademler insanın içini adeta yaşama sevinciyle doldurur. Yaklaşık 25 bin kilometre karelik bir alanda yapılan Kapadokya'nın hemen her yerinde rastlanan yeraltı kentlerinin ne amaçla inşa edilmiş olduklarına dair tartışma günümüzde bile hala devam etmektedir. Genel kanı o dönemde sık sık yabancı istilacıların saldırılarına uğrayan bölgenin bir tür savunma önlemi alarak ve geçici bir süre için sığınmak üzere bu kentleri inşa ettikleri yönündedir. Hititlerin bölgeye gelerek egemenliklerini kabul ettirdikleri o dönemde, yani milattan önce 2000 yıllarının başlarında yukarı Mezopotamya'daki zengin Asurlu tüccarların Anadolu ile yoğun bir ticari ilişkiye girmiş oldukları bilinmektedir. Bölgenin geniş toprakları üzerinde kurulan küçük krallık veya beylikler Karum adı verilen pazar yerleriyle son derece canlı birer ticaret merkeziydiler. Asurlu tüccarlar beraberinde çivi yazısını da Anadolu'ya getirdiler. Böylece Anadolu'nun tarih öncesi dönemi son buldu. Kilden yapılmış tabletler üzerine yazılan mektuplardan Asurlu tüccarların Anadolu'ya kumaş, koku, kalay madeni getirip karşılığında altın, gümüş, tunç malzemeler aldıklarını da öğreniyoruz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.